Maalesef bu durumun tanığı olan ve kendisine birliklerinin başından ayrılmaması tavsiye eden Salahaddin Bey'in de bir süre sonra İstanbul'a gittiğini öğrendik. Cemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel bildiriyi gönderdim. 1. Bağımsızlığımızı koruma uğrunda kurulmuş ve teşkilatlanmış olan milli kuvvetlere hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunamaz. Devlet ve milletin mukadderatında milli irade söz sahibi ve hakimdir. Ordu, bu milli iradeye bağlı ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple komutadan uzaklaştırıldıkları takdirde, yerlerini alacak kimseler, işbirliği yapılacak niteliklere sahipseler, komutayı onlara bırakacaklar. Ancak kendileri de yetki bölgelerinde kalarak milli görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde, yani bir ikinci İzmir olayına yol açabilecek kimselerin tayini halinde, komuta asla bırakılmayacak, bütün müfettiş ve komutanlarca kendilerine güvenilemediği gerekçesiyle yapılan tayin reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. 3. Memleketimizi kolayca işgal edebilmek maksadıyla İtilaf devletleri tarafından yapılacak baskılarla, hükümet herhangi bir birliği, askeri ve milli teşkilatımızı dağıtma emri verirse, bu emir kabul edilmeyecek ve yerine getirilmeyecektir. 4. Hedef ve gayesi milli bağımsızlığı kurtarmak olan müdafaa-i hukuk-u milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ve teşebbüslerinin gerileme ve başarısızlığına yol açacak herhangi bir etki ve müdahaleyi ordu kesinlikle önleyecektir. 5. Devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarma gayesinde devletin bütün sivil memurları, müdafaa-i hukuk-u milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi meşru yardımcılarıdır. 6. Vatanın herhangi bir bölgesine saldırıldığı takdirde bütün millet haklarını savunmaya hazır bulunduğundan bu gibi olaylar karşısında işbirliği için her yer birbirini en kısa zamanda haberdar ederek savunmada hareket ve işbirliği sağlanacaktır. Bu bildiri Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarıyla diğer ilgililere gönderilmiştir.